Arkadaşlar kolay gelsin. Evet. Çekim öncesi hazırlık mı var? Evet. Çok sevdiğimiz bir abimiz var. İsmi Murat Ezer. Kızı nişanlanıyor. Allah razı olsun. Onun bugün kız isteme merasimini nasipse çekeceğiz. Heyecanlıyız. En az Natali kadar heyecanlıyız. Herman kadar heyecanlıyız. İnşallah çok güzel bir çekim bizi bekliyor olacak. Ağzından bağ aksın. Bütün bekar evlatlarımıza da bugünü nasip etsin Allah. Sizin de çocuklarınız, İnşallah. Evlatlarınız görsün bu günleri. Harun'un bu elindeki ne abi? Bu cihaz neye yarıyor abi? Bu gimbal. Gimbal. Evet, bu sabitleyici titremeye karşı. Pil takıyorsun. Evet. Hani böyle bir uçak önceden havalanmadan böyle acayip işleri olur ya böyle o motor onu kontrol eder. Sadece yaparım. Sen ne yapıyorsun? Ben mutfağa koyulacak ışıkları ayarlıyorum şu anda. Sonra da kameramı ayarlayacağım. Helal olsun ya. Arkadaşlar bunları niye çekiyoruz? Bakın bir fotoğrafçı çekti gitti. 15 dakikalık ya da bir saatlik video verdi bana flaşa koydu. Olay değil. Burada ne kadar emek, ne kadar işçilik, ne kadar ekipman var. Onları yapacağız. Göstermek için. İyi bir fırsat oldu. Uzun süredir de böyle bir çekim yapmak istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Bakın böyle çantalar. Birazdan bunlar çıkacak değil mi abi Tom? Tabii. Açacağız birazdan. Böyle abi Duracell pil bile var. Bize de lazımdı. İyi oldu. Sayede yaparım. Bunlar evet. Nedir yaparım? Bu? Bunlar ışık, tüp ışık, RGB. Her türlü renkte yanabiliyor. Her türlü modları var. İşte yanıyor, sönüyor. Disko ışığı yapıyor, her şeyi yapıyor. Bunlar önceden yoktu değil mi? 3-5 sene oldu değil mi bu ışıklandırma daha çok? Yani 5-6 sene falan oldu. 5-6 sene. Teknolojiyi yakından takip etmeniz çok iyi. Şimdi Sayat Ekbayrımız kardeşimiz videocu, video çekiyor. Harut Ekbayrım da videocu. Ve kurgucum, sağ kolum, her şeyimiz. Arman Ekbayrım da fotoğrafçı, fotoğraf çekiyor değil mi Arman Ekbayrım? Evet. Bu elindeki oyuncağı biraz anlat bize. Ne yarıyor bu oyuncak? Üstteki de böyle boru gibi bir şey var. Bu tepe flaşı dediğimiz yapay bir ışık. Bunun ışığı şekillendirmek, düşük ışık şartlarında insanların yüzlerini daha güzel aydınlatabilmek için kullanıyoruz. Bak şunu. Bunun avantajı şöyle. Dilediğimizde bunun kafasını yan tarafa, arka tarafa veya üst tarafa verebiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize insanların gözüne direkt flash patlatmayı seven bir insan değilim. Çünkü flash'tan bizzat kendim bile rahatsız oluyorum. Ve aynı zamanda duvardan sektirdiğim zaman flash'ı, üç boyutluluk dediğimiz şey daha fazla ortaya çıkıyor. Işık ve gölgeyi dengeli kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ekipmanlarımıza özen göstermek durumundayız. Arman'ım alttaki şey nedir? Şu altta makinaya ne diyorlar şuna? Bu makinamızın body. Body'si. Tamam. Bu her şeyin başı bu. Yani hani diyorlar ya bir tuşa basıyorsunuz. Bu makine olmazsa o tuş da olmayacak. Şimdi şuradakileri anlat. O, şimdi burada iki farklı lensimiz var. Bir tanesi 16 milim. Tamam. Çok geniş açımız. Dar alanlarda özellikle kullandığımız bir lens bu. Hı hı. Bu da 35 milim. Evet. 35 milim de daha genele yönelik çekimlerde. Belgesel tarzda çektiğimiz için belgesel hikayelerde, belgesel fotoğrafları çekmek için tam anlamıyla bizim hayat kaynağımız. Ben de diyorum ki Arman'ın arkadaşların elinde niye hiçbir zaman cebinde para yok hep züğürtte. Yatırmışsınız bütün ekipmanlar Harun. Abi burada maşallah. Sayadım. Evet. Bu ekipmanlara verdiğin parayla bir yazlık alırdık değil mi kumburgazdan? Yok alamayız da. Alırız. Alır mıyız? Alırız. Yani Türkiye şartlarında biraz zor. Ya, şeyi de alırdık o arka taraflardan. Denize sıfır almayacaktık da. Evet. Ama arkadaşlar. Abi gerçekten ekipman malzeme çok çok mühim. Olmazsa olmaz. Biz biraz hepsi bunların elleri kolları. Tabii şey yapıyoruz ama bu olmazsa olmaz bu makineler. İşin hakkını vermek. Ama evet. Çok büyük paralar bağlanıyor sermaye olarak. Yani şu gördüğünüz bakın. Abi, ne yapıyorsun? Bunu temizliyoruz. Toz kalmasın diye.
Her iş öncesi yapar mısınız? Kesinlikle. Tabii, her iş öncesi. Hatta evden çıkmadan da bir yaparız, sonra bir daha yaparız. Arkadaşlar, bu üç arkadaş gerçekten işlerine tam bir aşıklar, hassas çalıştılar, temiz, dürüst. Bana göre de haklarını alırlar, isterler hakları. Gerçekten böyle değerli ustalar az yetişiyor artık. Şurada bir ilgimi çekti sayadım. Şu nedir Akbarik? Şu çok ilginç. Ses kayıt cihazı. Profesyonel ses kayıt cihazı bu. Allah Allah. Ne yapar? Sesi daha iyi tonla alıyor. Yani işte dip sesleri daha azaltıyor. İşte bir de mesela biz kayıttan çıkıyoruz ya bazen. O kayıttan çıkmıyor. Çok o sürekli sesi almaya devam ediyor. Hani o daha rahat oluyor o anlamda. Arkadaşlar, muazzam bir ekipman, muazzam bir çalışma. Ellerinizde tutuyormasın arkadaşlar. Burada ufak parçalar, kablolar, şarj aletleri, efendime söyleyeyim, lensler. Senin makine nedir Sayın Ustam? Şey, cihaz olarak ne kullanıyorsun? Bu Fuji H2S, Harut'ta da aynısı var. Lenslerimiz farklı sadece. Benimki tele lens. Yani belli aralıkları olan, oda kadar aralıklı olan lens. Onun sabit lens. Ondan sonra, çünkü ben zoom yapacağım bugün bol bol. Bunlarla şey çekilebilir mi? Belgesel, uluslararası şeyler katılma? Çekilir. Çünkü 4K ve 6.2K çekim yapabiliyor bu kameralar. Ve Fuji'nin en son çıkarttığı kameralardan bir tanesi bu. İnşallah şöyle dördümüz bir film çekeceğiz İnşallah. Allah'ın izniyle. Çekelim. Güzel bir film. Arkadaşlar, sizin bu bizim iş yaptırmak isteyen insanlara, tüketicilere ne söylemek istersiniz ya? Bir düğün nişan işi olduğunda ne yapsınlar? Nasıl bir şey baksınlar fotoğrafçı, videocu? Şimdi, neye dikkat etsinler abi? Öncelikle zaten yani mekandan, organizatörden önce videografı ve fotoğrafçıyı seçsinler. Çünkü tavsiyeyi veren, yani o gecenin maestrosu fotoğrafçılar ve kameramanlar. Çünkü o geceyi kaydedecek, o geceyi ileriye taşıyacak olanlar biziz. O gece orayı en son terk eden de biziz mesela. Enteresan olan yani. Toplanırken en son çıkıyoruz biz orada. Erken de geliyorsunuz. En erken biz geliyoruz, en son biz terk ediyoruz. Hani. Ve bu hem belge olacak hem de bir hatıra, anı kalacak. Tabii, çok mühim. Yani çok değerli bir şey. Yani. Yaptığımız iş öyle. Mesela klip yapmıyoruz biz. Biz tamamen belgesel yönelik çalışıyoruz. Ve o anda yakalarsan yakalarsın. Bir daha nişanlan, bir daha hadi aynı sahneyi al, yapma şansın da yok. Şeyden daha zor. Bence mesela kurmaca filmden daha zor bu iş. Ya sinema filminden daha zor bence. Çünkü sinemada tekrarlama şansın var. Sinemada tekrarlama şansın var. Ama belgeselcilik ne yazık ki bir daha tekrar olmuyor. Evet. Yani. Sayadım, burada beyaz bir şey var. Bu ne? Hangisi? Şu nedir? Bu powerbank. Şimdi bu kameraların bataryaları 20 dakika, 30 dakika falan gidiyor. Ama bunun sayesinde 2 saat, 3 saat rahat rahat çalışabiliyoruz mesela. Destekliyor bunu sürekli. Olmasa, kabloyla bağlıyorum. Anladım. Olmazsa sürekli batarya değiştirmem gerekiyor. O da batarya dayanmaz ya. Batarya dayanmıyor. Tabii. Harut'um, kendini bu kadar güzel temizlemiyorsun. Bu maçı neyle temizliyorsun ya? Yok ya, Harut bizim canımız. Ya, Harut benim kurgucum. Bu ben bacanak. Benim bütün belgeselleri yapan arkadaş, sağ olsun, ellerini dert etmesin. Teşekkür ederim. Bu ne? Işıklar kesilince yoldan yürürken lazım mı oluyor? Bu ne? Ne işe yarıyor? Küçücük bir ışık. Gimbal'a takıyoruz. Karanlık yerler daha aydınlık. Net, daha için. Net oluyor değil mi Arut'un? Tabii. Arman, sen antrenman mı yapıyorsun Kayak Park? Abi şimdi... Önce test mi yaparsın? Ne yaparsın? Test yapmam ben genelde. Ben direkt çekime başlarım. Neden çekime başlarım? Çekimde test yapmak her zaman daha sağlıklı. Çok makine ayarı falan yapıyorsun tabii önceden. Tabii önceden yapıyoruz. Evet. Işık ayar, ışık şartlarına göre ayarlarımızı yapıyoruz. Evet, ondan sonra mesela burada güzel bir sehpamız var. Çiftimiz için nişan sehpamız var. Buradaki her bir detay bizim için önemli. Fotoğrafından tutun kahve fincanına kadar. Işıklar. Tepsisinden tutun aşağıdaki mumluk, mumluğuna kadar. Burada çok güzel bir haçlı detayımız var. Evet. Sen onlara hepsi detay yapıyorsun. Tabii. Bunların detaylarını çekmek bizim için çok önemli. Neticede bu detaylar burada sadece süs olsun diye yok. Biz o gözle bakıyoruz olaya. Işık da çok iyi değil mi? Işık.
Işık çok önemli. Işıkların bazen yetersiz olduğu koşullar oluyor. Onu da tepe flaşıyla yanımıza getirdiğimiz ekstra yapay ışıklarla destekleyerek çekimi daha kolay bir hale getiriyoruz. Senin suyun geldi mi kardeşim? Attı. Suyun geldi mi? Su mu? İstediğin su geldi mi? İçtim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar size bir yorgunluk kahvesi yaptırıyorum. Birazdan görüşelim. Çok teşekkür ederiz. Ne demek ki? Sağ olun, var olun.